Öncelikle Allah-u Teala'nın şehadetini mübarek eylemesini diliyorum. Şehit Abdülkadir Molla'nın arkadaşları birer birer onun yanına gönderiliyor. Bu bir devlet terörüdür, bu bir cinayettir. Failler açısından. Fakat şehitler açısından bir kazançtır. İnşallah Allah'tan dileyim, ümmet açısından da bu bir kazanca dönüşsün. Aslında sadece Cemaat-i İslami hareketi değil, belki küresel çapta İslami hareketin, İslami uyanışın bitirilmesi amaçlanıyor. Fakat ben öyle inanıyorum ki ikinci bir Endülüs'e bu ümmet fırsat vermeyecektir. İslami uyanışın önüne geçemeyeceklerdir. Her ne kadar İslam ümmetinin önde gelen bazı alimlerini veya bazı hareketlerin önderlerini bir şekilde bertaraf ederek veya onları şehit ederek İslami uyanışı durdurabileceklerini düşünseler de geçmişlerinden ders almaları gerekir. 90 yıl önce bu topraklar da benzer durumları gördü. Şeyh Said kıyamında Şeyh Said ve pek çok arkadaşı şehit edildi. Bu ülkede pek çok alim, pek çok İslam önderi farklı farklı cezalara çarptırıldı. Kimisi şehit edildi, idam edildi, kimisi sürgüne gönderildi, kimisi uzun yıllar zindanlarda bekletildi. Fakat İslami uyanışın önüne geçemediler ve bu halkı İslam'dan koparamadılar. Bangladeş'te de bunu yapamayacaklardır. Sadece Hasina ve onun benzerleri değil, yani sadece Bangladeş'te değil, dünyanın her köşesinde, özellikle İslam coğrafyasının her parçasında Müslümanlara tahakküm etmek isteyenler her zaman İslami uyanıştan korkmuşlardır. Müslümanların kendi inançları etrafında birbirleriyle kenetlenmesinden korkmuşlardır. Bunu yapabilecek nitelikte gördükleri insanları da bir şekilde cezalandırma yoluna başvurmuşlardır. Kimini şehit etmişlerdir, kimini memleketlerinden çıkarmışlardır. Hepsinin ortak özelliği işte insanları kendilerine kul köle yapmak istemeleridir. Fakat hakiki anlamda Allah'a kul olanların asla onlara boyun eğmeyeceklerini zaman içerisinde aslında görmüş olmaları gerekir. Tarihten ibret almayanlar bugün veya yakın bir gelecekte bunu tekrar göreceklerdir.